1. Kadınların dediklerini yapma Bir ilişkiyi bitirecek en hızlı yol kadınların dediğini yapmaktır. Eğer söylediklerini dinleyip değişirseniz sizi bırakıp giderler. Eşinizin veya sevgilinizin istediklerini yaparsanız sizden sıkılacaklardır. Sizinle dalga geçmeye ve sizi umursamamaya başlayacaklar. Sanki o sizin patronunuz ve siz onu mutlu etmek için her dediğini yapmak zorundasınız. Hiçbir kadın kendi düşüncelerini savunamayan bir zavallı ile sevgili olmak istemeyecektir. Bu yüzden dediklerini yapmayın. 2. İyi bir erkek olmaya çalışma. Kadınlar size değer vermiyorlar. Yakışıklılık, para ve statünüs dışında onlar için bir anlam ifade etmiyorsunuz. Karakterinizin hiçbir önemi yok. Bu yüzden iyi davranarak onların sevgisini kazanamazsınız. Boşuna vakit kaybetmeyin. 3. Sizi kullanmalarına izin vermeyin. Çoğu erkek kadınların sadece onları kullandığının farkında değildir. Herhangi bir kadının Instagram'ına bakın. Resimlerinin altında yüzlerce abaza erkek salyalarına akıtarak yorumlar yapıyor. Kadın ise hiçbirine cevap vermiyor. Peki kadınlar bu kadar selfie'yi neden paylaşıyor? Kadınlar ilgi çekmeye bayılırlar. Sizin onlara ilgi göstermenizi kullanıyorlar. Böylece kendi değerlerini arttırıyorlar. 4. Hiçbir kadına sahip olmaya çalışma. Özellikle genç ve güzel kadınlar size ait olamazlar. Onlar topluma aittir. Siz sadece sıranız bitene kadar onlar ile beraber olabilirsiniz. Sıranızın keyfini çıkartın çünkü çok uzun sürmeyecek. 5. 30 yaşını geçmiş bir kadını hayatında tutma. Kadınlar 20'li yaşlarının sonlarına doğru güzelliklerini kaybetmeye başlarlar. Duvara toslayacağını fark eden kadın ihtiyaçlarını karşılayacak bir erkek ile evlenmeyi düşünecektir. Bu tuzağa düşmeyin. Kadınlar ile takılın eğlenin ve her türlü kendinizi tatmin edin. Ama yaşlandıklarında onları arkanızda bırakmayı da bilin. Alfa bir erkek artık güzelliğini kaybetmeye başlamış bir kadını hayatında tutmaz. Bunun yerine 20'li yaşlarda kadınlar ile takılmaya devam eder. 6. Kadına değil kendinize yatırım yapın. Aldığınız tüm o pahalı hediyeler hiçbir işe yaramıyor. Eski sevgililerinizin sizi nasıl terk ettiklerini düşünün sizin ona yaptığınız tüm o iyi şeyleri umursamadan sizi bir ölü gibi ortada bıraktılar. Kadına pahalı bir kolye veya yüzük alacağınıza, kendinize güzel bir deri ceket almanız size daha fazla fayda sağlayacaktır. Bana inanın, aldığınız hiçbir şeyi umursamıyorlar. Hatta büyük ihtimalle sizden nasıl kurtulacaklarının planlarını yapıyorlar. 7. Kadınların duygularıyla oynayın. Bazen arayın, bazen aramayın. Bazen duygusal mesajlar atın, bazen kısa ve sıkıcı mesajlar atın. Bazen yanında olmak isteyin, bazen ise görüşmek istemediğinizi söyleyin. Fakat bunları oyun oynamak için yapmayın. Burada amaç keyfinize göre takılmak olmalıdır. Kadınlar sizin düşündüğünüz gibi sizi sevmiyorlar. Artık uyanma vaktiniz geldi. 8. Hayatınızı onlar için yaşamayın. Kendi mutluluğunuz için yaşayın. Kadınların gözünde çekici olmanızı sağlayacak en önemli şey budur. Çünkü kadınlar sizin onları yönetmenizi istiyorlar. Ancak kadını hayatının merkezine koymayan birisi bir kadını yönetebilir. 9. Kadınlara yalakalık yapmayın. Güzel sözler söylemeniz ve her hafta çiçekler alarak onları mutlu etmeye çalışmanız kadınların sizden soğumasına neden oluyor. Kadınlar psikolojik olarak bu zayıf erkek davranışlarından iğrenirler. Ancak bu çiçekler elde edemedikleri bir alfa erkek tarafından gelirse işler değişecektir. Şu anda sevgili olduğum kadınlardan birisine tek bir gül bile alsam sevinçten çıldırır. Kadınlar onlara çiçek alınmasını sevdiklerini söylerler ama bu sadece alfa bir erkekten geldiği sürece doğrudur. Ofiste yan masasında oturan şişko adamdan çiçek almak istemiyorlar. Onlara asılan patronlarından da çiçek almak istemiyorlar. 10. Her an terk edilebileceğinizi düşünün. Ne kadar alfa olduğunuzu düşünseniz de Banka hesabında 10 milyon dolar olan bir erkek kolayca sevdiğiniz kadını elinizden alabilir. Bu kadınların doğasında vardır. Durduk yere terk edildiğinizde boşuna şaşırmayın. Bu dünyanın sonu değil, sizden daha yakışıklı, daha zengin veya statüsü daha yüksek birisine gitti. Sadece onun adına mutlu olun. 11. Kadınlara saygı duyma Kadınlar sadece kendilerine saygı duymayan erkeklere saygı duyarlar. Çünkü kadınlar sırf onlarla birlikte olmak için saygılı davrandığınızı düşünürler. Onlara saygısızca davranarak sizi cinsel olarak arzulamalarını da sağlayabilirsiniz. Bunun için onlara karşı gelmeli ve düşüncelerinizi sonuna kadar savunabilmelisiniz. Varsı olduğu için bir kadına saygı göstermek zorunda değilsiniz. İlk önce saygıyı hak etmeleri gerekiyor. 12. Onu mutlu etmeye çalışma. Kadınları hiçbir zaman mutlu edemezsiniz. Boşuna çabalamayın. Ancak sizin keyif aldığınızı görerek mutlu olabilirler. Örneğin kadını yatakta tatmin etmeye çalışırsanız sıkılacaktır ve boşalma problemleri yaşayacaktır. Fakat sizin keyif aldığınızı görürse kendini tutamayıp defalarca boşalabilir. Bu kıyamı da unutmayın. 13. Gerçek bir erkek ol. Feminen hareketler yapıp kadınları gülümsetmeye çalışmayın. Mümkünse odun gibi durun. Bırakın kadın sizi eğlendirmeye çalışsın. Aksi takdirde sizi kız arkadaşı gibi görmeye başlayacaktır. 14. Kavga ederken veya tartışırken geri adım atmayın. Mümkün olduğu kadar sert ve kırıcı davranmalısınız. Böylece kadının davranışlarından size daha fazla saygı duymaya başladığını hissedeceksiniz. Çünkü gerçek bir erkek olduğunuzu ona gösteriyorsunuz. Size itaat etmek zorundalar. Günümüzde çoğu erkek tartışmalarda kadınları kırmamaya çalışıyor. Bir duruşunuz, standartlarınız ve onurunuz olsun. 15. Aldatırken yakalanmaktan korkmayın. Çoğu kadın sadık bir beta yerine aldatan bir alfa ile sevgili olmayı tercih edecektir. 16. Tahmin edilemez olun. Örneğin bir kadın kıyafetim nasıl diye sorduğunda aslında ona çok güzel olduğunu söylemenizi bekliyor. Bunun yerine hiç yakışmadığını, başka bir şey giymesi gerektiğini söyleyin. Kadınlar sizden takdir görmek isterler ama onların istediklerini yaparsanız da sizi terk ederler. Bu yüzden onları sevmediğinizi söylerseniz, sizin sevginizi kazanabilmek için sonsuza kadar peşinizden koşturacaklardır. 17. Onu kızdırın. Kadını kışkırtacak şeyler söyleyin. Örneğin, saati bile sorduğunda direkt cevap vermeyin. Bunun yerine sen kaç olmasını isterdin diye karşılık verebilirsiniz. Ya da saati söylersem karşılığında bana ne vereceksin gibi kışkırtıcı şeyler söyleyebilirsiniz. Unutmayın, kadınlar erkekleri severler. Bu yüzden onları sinir edecek derecede rahat olmalısınız. 18. İstediğinizi almadan hiçbir şey vermeyin. Onunla bir anlaşma yapın. İstediğimi yaparsan karşılığında bunu yaparım. Kısacası, itaat et, rahat et diyoruz. Dışarıda kadınların her istediğini yapan erkekleri gördüğümde onlar için çok üzülüyorum. Çünkü sevdikleri kadınlar onları benim gibi kadınların istediğini vermeyen erkekler ile aldatıyorlar. 19. Alfa olmak kişiliğiniz olsun. Kadınlar bir alfa erkek ile sevgili olduklarında o erkeği beta yapmaya çalışırlar. Genellikle de başarılı olurlar. Sadece kadını tavlamak için alfa rolü oynamayın. Yaşam tarzınız alfa olmak üzerine kurulu olsun. Bulunduğunuz her ortamda lidersiz olun, cesaretiniz olsun, bencil olun, dünya sizin etrafınızda dönsün. Böylece sadece kadınlar konusunda değil her alanda başarılı olacaksınız. 20. Kadını görmezden gelin. Onunla ilgilenmeyin. Sanki yanınızda yokmuş gibi davranın. Gözlerine bile bakmayın. Dikkatiniz başka yerlerde olsun. Cep telefonunuz ile ilgilenin. Size gösterdiği ilgiye inanamayacaksınız. Hayatımda hiçbir kadın tavlamak için çaba harcamadım. Sadece onları görmezden geldim. Bu sayede çok güzel kadınlarla beraber oldum. Unutmayın, ne kadar az değer verirseniz o kadar çok değerli olursunuz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.